Eski Yunan'da ırmak tanrısı Asopos'un su perisi kızlarından kurduğu Osmanlı döneminde aşıklar şehri olarak anılan Sinop'tayız bugün. Güneşin denizden doğup denizden battığı bu şehri keşfetmek için sabırsızlanıyoruz. Anadolu'da yaptığımız yolculuk bugün bizi suya tutunan şehir Sinop'a getirdi. Sinop, sıcak insanları, tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle bize çok fazla görsel malzeme sunacak gibi. Hadi gelin hep birlikte Sinop'u, Karadeniz'in bu en güvenli limanını ve onun eşsiz güzelliklerini keşfedelim. Sinop, Karadeniz'in kıyısında Akdeniz iklimini andıran havasıyla karşılıyor bizi. Sıcak, cana yakın insanlarıyla ve doğayla tarihi iç içe barındıran yapısıyla sadece ziyaret etmek için değil, yaşamak için de ideal bir şehir görüntüsünde. Şehrin tarih kokan sokakları arasında merakla dolaşmaya ve fotoğraf çekmeye başlıyoruz. Evliya Çelebi 1640 yılında Sinop'tan bahsederken Sinop zindanını şöyle tanımlar. Dev gibi gardiyanlar, kolları demir parmaklıklara bağlı ve her birinin bıyığından 10 adam asılır nice azılı mahkumları vardır. Burçları da gardiyanlar ejderha gibi dolaşır. Allah korusun mahkum kaçırtmak değil, kuş bile uçurtmazlar. Tarihi Sinop cezaevindeyiz. Burası cezaevi diye kullanılmış yıllarca, cezaevi olarak adlandırılıyor ama asıl bizi ilgilendiren tarafı bunun etrafını, cezaevinin etrafını çevreleyen surlar. Aslında denize sıfırmış ve bu denizin dalgaları, Karadeniz'in dalgaları o surlara vuruyormuş. O tarafa indiğimiz zaman tersane giriş kapılarını da görmek mümkün. Karşıda da cezaevi olarak kullanılmış yapılar var. Gerçekten de çok etkileyici bir görüntü. Birkaç tane fotoğrafını çekelim. Sabahattin Ali'ye dışarıda deli dalgalar, gelir duvarları yalar, beni bu sesler oyalar, aldırma gönül aldırma dizelerini yazdıran, birçok ünlü ismin yattığı Sinop cezaevine adım attığınızı ilk andan itibaren etkilenmemek mümkün değil. Sinop Kalesi ortadan bir duvar geçilerek ikiye ayrılmış, bunlardan bir bölümü bir duvar daha çekilerek tekrar ikiye ayrılmış ve bu kalenin dörtte birlik bölümünün içine Sinop cezaevi inşa edilmiş. Şu an müze olarak ziyarete açık olan bu yapıda ne hikayeler yazıldır bu duvarlarda diye düşünmeden edemiyor insan. Büyük surların gölgesinde onlarca bölmeden oluşan bu yapı korkuyla karışık bir heyecan yaşatıyor bize. Duvarlardaki her çentik bir an önce uzaklaşma isteğini, kaçmanın arzusunu hissettiriyor. Refik Halit Karay'ın, Mustafa Supi'nin, Sabahattin Ali'nin ve hatta Diyojen'in yolu düşmüş bu cezaevine. Artık buradan ayrılma vakti. Yolumuz uzun. Karadeniz'e yolumuz düşmüşken, bölgede azalmakta olan bıçak ustalarından birine uğramadan dönmek olmaz. Cengiz Usta ile beraberiz. Cengiz Usta, biraz önce gördük, bir bıçak yapıyordunuz. Hı hı. Kaç senedir bu işle meşgulsünüz? Ben yaklaşık 55 yıldır. 55 yıldır. Üçüncü kuşak. Sizden sonra devam ettirecek benden olan var mı? Benden sonra oğlum Kazım Özekes var. Dördüncü kuşak. O devam kuşak. Edecek. Evet. Çok güzel. Bu... Başlangıç 1890. 1890. Evet. Dede Hüseyin Usta. Sinop'ta mı hep başlamış? Hepsi devam Sinop'ta, ediyor. Evet. Sinop'ta devam ediyor. Sinop'ta çok fazla var mı bıçakçılık işi? Şu anda yok. Yok değil yok, mi? Yok. Şu anda yok. Bizden başka
bıçakçı yok. Anladım. Peki sizin bu yaptığınız işin özelliği nedir? Yani bir evet. Biz gördük bazı hayvan şeyleri, boynuzları falan koyuyorsunuz. Ben size şöyle söyleyeyim. Bunlar tamamen el emeği, göz nuru. Evet. İşte bunların saplar şey değil, kesinlikle sentetik malzeme değil. Doğal şeyler. Manda boynuzu, geyik boynuzu ve gül ağacının kökü. Evet. Bunları kullanıyorsunuz. Onları kullanıyoruz, evet. Çok güzel ve kültürel bir el sanatı bu aslında. Tamamen el sanatı, evet. Devam ediyor. Artık bitmek üzere. Öyle mi? Öyle. Ama devam edecek diyorsunuz. İnşallah, inşallah. Yani biz gördük, çok güzel. Gerçekten i̇nşallah. Çok sanatsal ürünler, çok güzel bıçaklar. Bu kültürde olmasının sebebi ne bu bıçak işinin? Ya yani, bu türde olmasının sebebi, yani gönül verdik biz bu işe. Evet. Daha şeyimizden, atalarımızdan gelen bir şey var bizde. Anladım. Kültür var. Karadeniz'de var hep. Yani biz onu hep görüyoruz. Karadeniz'de var da yani biz yani devamlı en iyisini yakalamaya çalışıyoruz. Muhakkak. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Peki o zaman. Çok teşekkür ediyoruz size. Biz kolay gelsin. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Umarım ilerleyen günlerde devam ederek, büyüyerek, gelişerek İnşallah. Devam edermiş. İnşallah. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Karadeniz'in kültüründe bıçağın yeri büyük. Fakat bu güzel el sanatının, bu kültürel mirasın gün geçtikçe kaybolduğunu görmek bizi fazlasıyla üzüyor. Ve kendimizi doğanın kollarına atmadan önce her biri tek tek işlenmiş bu güzellikleri seyre duruyoruz. Biraz denizi koklayalım, dalgaları hissedelim dedik. Tarihe kısa bir yolculuk için Hamsilos koyuna doğru gidiyoruz. Hamsilos koyu fotoğraf çekmek için de güzel bir fırsat. Sinop'a geldiğimizden beri adını sıklıkla duyduğumuz Hamsilos koyundayız şu anda. Bu koy çok izole bir yerde, çok güzel bir doğası var. Fakat daha önemlisi buranın tarihi geçmişi. Bahsettiğimiz gibi Osmanlı donanmasına ev sahipliği yaptı demiştik Sinop. Ve burası da bu koyda Osmanlı donanmasının sığındığı koy olarak biliniyor. Oldukça derin, çok ince bir geçitten geçip çok geniş bir koya bağlanıyor deniz. Çok güzel bir görüntü var. Türkiye'deki tek fiyort oluşumu olarak bilinen Hamsilos Koyu, çam ormanlarının neredeyse denizin içine kadar girdiği eşsiz bir güzellik. Hamsilos Koyu, mesire yeri olarak da düzenlenmiş. Piknik yapılabilecek masalar var. Ama yiyecek ve içecek satılan yerler olmadığı için hazırlıklı gelmek gerek. Küçük tekne yapımı, tarım ve ormancılıkla geçinen doğa harikası bir coğrafyanın üstüne kurulmuş Karadeniz'in incisi Sinop'u gezmeye devam ediyoruz. Sinop'a geldik ve Sinop'ta en çok dikkatimizi çeken şeylerden bir tanesi her yerde gördüğümüz, bolca gördüğümüz ve buranın aslında sembolü haline gelmiş olan küçük gemi modelleri oldu. Bununla ilgili bir atölyedeyiz şu anda. Burada Doğan Bey'le konu hakkında birazcık görüşmek istedik. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Yani en ufağından en büyüğüne kadar evet. Çok çeşitli gemi modelleri var. Bu nasıl başladı bu iş ve nasıl devam ediyor şu anda, onunla ilgili birazcık bilgi alalım. Bu işin hikayesi Sinop cezaevine dayanıyor. Evet. 1940'lı yıllarda cezaevinde mahkumların boş zamanlarını geçirmek için başlattıkları bir uğraş. Aslında hobi olarak başlamış. 1940'lı yıllar. 40'lı, 30'lu yılların sonu, yani bizim somut olarak elimizde belge olduğu yıllar 40'lı yıllara dayanıyor. Daha öncesi rivayet, bir tersane geleneği olma ihtimali de yüksek ama son yıllarda edindiğimiz araştırmalar sonucunda 40'lı yıllarda başlayan bir hikaye var. İki tane mahkumun tahliye olduktan sonra da, aftan sonra tahliye oluyorlar ve Sinop'a yerleşiyorlar. Aslında ikisi de Sinop değil. Bir tanesi daha sonra Derviş Usta iyi bir kayık ustası oluyor. Bir tanesi Kotracı Mehmet Usta oluyor.
Bunlar işte o fantastik dediğimiz aslında denize aykırı fakat ciddi anlamda dekoratif nitelikte ürünler yapıyorlar. İşte o zamanki adı kotracılık. Çok yelkenli. İçinde kamerasında lambası olabilen, ceviz yelken. Üstü, lambasına kadar. Tabii tabii. Biz bir dönem onları biz de çok yaptık. Ve limana gelen yolcu vapurlarını hediyelik eşya olarak sunmaya ellerinde giderek gemilerde satmaya başlıyorlar. Benim babam ve amcam da çocukluk yılına denk geliyor. 1953'te işte lise dönemleri hemen hemen dükkan açacak boyuta geliyorlar. Küçük bir atölye ve kotre yapmaya resmi olarak başlıyorlar. İşte 3 yer kendi, 5 yer kendi. Dediğim gibi tamamen fantastik. Zaman içinde tabii bu arz talep bir şey. Yaptıkları değerlendikçe, rağbet gördükçe iş büyüyor, yayılıyor, alanlar büyüyor, pazar büyüyor. Tabii. Özellikle 70'li yıllardan sonra kotracılık bizim için gemi modelciliğine dönüştü. Denizi tanıdıkça, ahşabı da denizle bağdaştırdıkça baktık ki kotrayla bu sınırı kalamaz. Daha çok hikayesi olan gemiler dediğimiz, geçmişin tarihi gemileri, günümüzün modern tekneleri, bunları bir harmanladık, harmanlıyoruz. Elimize biraz da tabii talep doğrultusunda biz mesela proje geldiğinde insanların teknelerini, işte bu balıkçı teknesi olabilir, yat olabilir, o plan dahilinde ahşaptan el işçiliği olarak üretebiliyoruz. Şimdi tabii burada Doğan Bey'le sohbet ederken burada yapılan örneklerinden farklı bir tekneyle uğraşan Emin Bey'le biraz da sohbet edelim dedik. Bu diğerlerine göre biraz farklı bir tekne modeli. Neden böyle bir şey? Bunun özelliği nedir? Şimdi bu balıkçı sandalı. Bu da diğerlerine göre daha değişik yapılıyor. Omurgası, eğrileri konuyor ve tam bir tekne gibi. Aynı yani. Bir tekne. Belirli ebatta bu ölçek dahilinde küçültülüyor. Evet. Eğrilerin üzerine bu çıta sarma yapılıyor. Evet. 2 milime 4 milim ya da 2 milime 2 milimlik çıtalarla yalamur ağacından sarıyoruz ve teknemizi oluşturuyoruz. Burada bir tane oluşmuş hali var herhalde. Evet, yani farklı takla olduğu için gösterelim onu da. O da taka, Karadeniz takası. Da o da aynı şekilde sarma olarak ıhlamur evet ağacından yapılmış. Peki biz diğerlerinin yüzmediğini biliyoruz ama bunlar yüzebilir mi evet, acaba? Evet, bunları denedik, yüzüyor. Bunlar yüzüyor. Bunlar tam yüzüyor. Modelli yapılıyor yani evet, birebir. Evet, evet, ölçek dahilinde ve dengeli olduğu için yüzüyor. Ama peki, öbürlerinde yüzmeme diye bir şey yok. Belki de öğrenirler onlar da yapılan. Belki. Belki bu kadar içten gelerek yapılan şeylerin ben evet olabileceğini düşünüyorum. Peki sizi biraz tanıyalım mı? Siz nasıl başladınız bu işe? Vallahi ben esasında Ankaralıyım. Evet. Emekli jeoloji mühendisiyim. Hı-hı. Çocukluktan beri böyle ağaç gördüğüm zaman, tahta parçası gördüğüm zaman elimde çakıyla yontardım. Bir küçük küçük şeylerle başladım. Maket olarak da uçak modellerinden başladım. Sonra bu tekne modellerine sıra geldi. İşte epey de nedir? Jeoloji mühendisiyim ben. Evet. Evet. Uçak modellerinden tekne modellerine. İlk yaptığımda hatta küçük bir yelkenliydi. Yine sarma şeklinde. Pek iyi beceremedim onu. Ondan sonra değiştirdim sistemi. Kalyon yaptım. Bu sandallar yaptım. Taka yaptım. Ona benzer gezinti tekneleri gibi çeşitli kış günlerinde vakit geçiriyorum. Yaz günleri de havaların iyi olduğu zaman da denizde sandalım da var. Oh, balıktan başka bir şey düşünmüyorum. Ne kadar güzel. Havalar kötü oldu mu zaten Doğan kardeşim de öyle der. Havalar kötü, bugün gün doğrusu var ya da hava bozuk, bu damlar buraya diye. Şimdi hava bozuldu. Sinop'ta ben de yaşıyorsunuz. Evet, Sinop'ta. Kaç evet senedir buradasınız? Vallahi eşim buralı. Evlendiğimizden beri 75'lerden beri buradayım ama önceden yazın geliyorduk. Evet. Emekli olduktan sonra 2001 yılından sonra da devamı kaldı.
Zamanımız azalıyor ve biz Sinop'u karış karış gezmek istiyoruz. Çünkü bu su perisi şehri görülmeye değer. Şimdi de Sinop'un düşman baskısından kurtarılmasının bir hatırası olarak 1262 yılında Selçuklu Veziri Süleyman Pervane tarafından yaptırılan Pervane Medresesi'ne doğru yol alıyoruz. Şu anda Sinop'un tarihi yapılarından birisi olan Pervane Medresesi'nin içindeyiz. Burası çok simgesel bir yapı. 1262 yılında Münittin Pervane tarafından Sinop'un Trabzon Rum İmparatorluğu'ndan ikinci kez alınması anısına halkın katkısıyla yaptırılmış çok güzel taş bir medrese. Günümüzde ise burada çok güzel el sanatları ve yöresel sanatların yapıldığı ve satıldığı küçük dükkanlar bulmak mümkün. Şimdi buraya bir göz atalım. Çok güzel ürünler var. Hepsine birlikte bakalım. Biraz önce bahsettiğimiz o küçük dükkanlardan bir tanesinin içindeyiz. Hanımefendiyi de bir eliyle bir iş yaparken burada yakaladık. Hem onunla ilgili hem de buradaki diğer ürünlerle ilgili birazcık konuşalım istedik. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Ben Nesrin Karaca olarak burada 4 senedir bulunuyorum bu çarşıda. Evet. Genelde eski ketenler üzerine çalışıyorum. Yani eski keten derken Sinop'un önceden üretilmiş kumaşları, onlarla yapılan işler, işin orijinalleri ve kendim yani o eski ketenlere, bizim önceden Ayancık'ta göynek yakaları denilen göynek ketenden yapılmış kıyafetleri günümüzde onları yaşatmaya çalışıyorum. İşte hediyeliklerin üzerine, kıyafetlerin üzerine, örtülerin üzerine bu motifleri işlemeye çalışıyorum. Antik çağın Sinopesi, tarihiyle, deniziyle, palmiyeleriyle, kotraları ve insanıyla geri dönmek istemeyeceğiniz şairlerin şehri. Bir yazınızı burada geçirmenizi ve nokulunu, kayganasını, ıslamasını şehrin türküleri eşliğinde tatmanızı öneririz. Ama dikkat edin, yağmur her an sizi yakalayabilir. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.